Merhabalar. Pazarın eğlenceli videosuna hoş geldiniz. Gergedanlar ters durursa ne olur? Bu konuda ciddi bir araştırma yapılmış. Bilim her zaman için ciddi olmak zorunda değil. Eğlenceli bir şekilde de bilim yapılabilir. Belki de arkasında bir anlam olabilir. Peki niye gergedanlar ters durursa ne olur diye merak etmişler. Şundan dolayı Afrika'da gergedanların soyu tükenmek üzere. Belli bir bölgede toplanıyorlar korumak için. Ama buna karşın bölge dışına çıkan gergedanları da uyuşturuyorlar ve bölgeyi geri götürmeye karar veriyorlar. Fakat düşün, gergedan 2 tonluk bir hayvan. Onu yakalayacaksın, uyuşturacaksın, ondan sonra kaldıracaksın, kamyona koyacaksın, kamyonda saatlerle götüreceksin. Çok sıkıntılı bir durum. Onun üzerine demişler ki biz bunu en iyisi helikopterle götürelim. Peki helikopterle nasıl götüreceğiz? İşte ayaklarından asarız, bu şekilde götürürüz. Ama peki bu pozisyon acaba gergedanların sağlığına bir zarar verir mi? Yolda hayvanın başına bir şey gelir mi diye merak etmişler ve bu çalışmayı yapmışlar. Ve sonuçta dediğim gibi olumlu sonuçlar neticesinde gergedanlar o şekilde taşınmış. Hani aklıma böyle bir askı gibi bir şey geldi. Acaba onunla taşısalar diye. Belki sağlam bir materyal bulamadılar. Daha kolay, pratik bir çözüm olarak böyle ayaklarından taşımayı tercih ettiler. İşte bu saçma sapan Nobel ödülleri denilen bir sistemin 2019 yılında ödül kazanmış bir araştırması. Hani parası bol olunca insanlar neler yapıyor diye aklınıza gelebilir. Mesela bu saçma sapan Nobel ödüllerine aday olan birkaç çalışmayı size söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi güvercinlere Pablo Picasso ile Claude Monet ünlü ressamların tablolarını ayırmayı öğretmişler. Çalışmalardan bir tanesi bu. İkincisi, acaba birisinin kafasına boş bira şişesiyle vurmak mı daha iyi, yoksa dolu bira şişesiyle vurmak mı daha iyi? Bunu nasıl yaptılar bilemiyorum. Ama buna karşın ek bir çalışma daha var. Evinizdeki bitkilerden hangisi asaletli, hangisi ağırbaşlı diye de bir çalışma yapmışlar. Hatta arada bir dalga geçmek için de yılın Nobel ödülüne de bir para eklemişler. O para da şöyle 1 trilyon dolar. Ya diyeceksiniz ki ya 1 trilyon dolar Amerikan doları değil. 1 trilyon Zimbabwe doları. O da birkaç İsviçre frangına denk geliyor. Çünkü Zimbabwe'de korkunç bir enflasyon var. Bunun haricinde İsviçre'de gene hani zenginlikten herhalde tahmin ederim. Acaba ülkenin zenginliğiyle kişilerin öpüşme şekilleri arasında bir araştırma yapmışlar. İlgi var mı diye. İşte dediğim gibi saçma bilim bazen olabiliyor. Fakat bu senenin saçma sapan Nobel ödülünü kazanan çalışma ilginç. O da şu: niye bazı yayalar diğer yayalara çarpmaz? Bu çalışma oldukça ilginç bir çalışma. Çünkü bu çalışmayı bir İtalyan psikolog Japonya'da yapmış. Japonya'da yayaların davranış şekilleri üzerine kafa yoran bir kişi. Bunun altında yatan ise kültürel bir faktör olduğuna karar vermiş. O da şu: özellikle Japon erkekleri yürürlerken karşıdan gelen bir kadına çarpmaktan son derece korkuyorlarmış. Yani Japon kültürü her ne kadar maço bir kültür olmasına rağmen kadınlardan korktuklarını keşfetmiş. Ve dolayısıyla çoğunluğu erkek olan Japonlar başka bir kadınla çarpmamak için çok ciddi bir şekilde dikkatli yürüyorlarmış. Bir şekilde bir insana çarpmak orada da son derece kötü ve saygısız bir davranış olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda bunu da eklemem lazım. Japonya gerçekten kişilerin birbirine saygı duyduğu tertemiz, bembeyaz bir ülke. Fakat bu işin altında farklı bir şey yatıyor. O da şu ki bu aynı zamanda yayaların düşünce ve davranış biçimi üzerine de oldukça büyük bir veri sağlamış. Niye diyeceksiniz? Çünkü kişilerin yürürken yaya olarak düşünüş biçimleri de etkili olmuş. Ve bu etkilere ve verilere talip olan kim olmuş? Robot üreten firmalar. Özellikle insana benzer robot üretmeyi planlayan şirketler, robotların insan gibi düşünmesini isteyen ya da yapay zeka üretmek isteyen firmalar bunlara talip olmuşlar. Çünkü insanların düşünüş şekilleri ve biçimleriyle ilgili ciddi veriler ortaya koyduğu için. Başka kimler talip olmuş bu araştırmaya? Sürücüsüz otomobil üreten şirketler. Çünkü neden? Yayaların davranış biçimlerini de o arabayı süren robota aktarmak amacıyla, kazaları önlemek için bu tip verilere ihtiyaç duymuşlar. Gördüğünüz, bakın, bir tarafta saçma bilim var, öbür tarafta ise saçma bilimden gelen gerçek verilerin güncel hali var. Yani sonuçta saçma sapan bilim olabilir ama saçma sapan bilimden çıkacak akılcı sonuçlar da olabilir. İşte efendim, bu pazarın eğlenceli videosu da bu. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.